Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Eren İmdat. Şu anda elimde iki tane fiyat performans kralı telefon bulunuyor. Evet, kral dediğimizde tek olur ama tabii ki bu fiyat segmentinde birçok özelliğiyle ön plana çıkan iki telefon bulunuyor desem daha doğru olur. Bir tarafta Honor 200 modeli, bir tarafta ise Poco F6 modeli. Sizce hangisini almak daha mantıklı olacaktır? Bu videoda kıyaslamasını yapacağız ve tabii ki de bir karara varacağız. O zaman gelin hep beraber karşılaştırmaya başlayalım. Her zaman olduğu gibi tasarım kısmıyla incelemeye ya da kıyaslamaya başlayalım iki telefonda. Şimdi iki telefonda elinize aldığınızda gerçekten de segmentinde güzel tasarımlara sahip olduğunu ama birbirinden farklı tasarım anlayışları olduğunu anlayabiliyorsunuz. Ortak bir noktaları var mı diye bakıyorum şöyle. Belki de köşe tarafları ya da kenar taraflarının düz bir şekilde gelmesi, yani kutu tasarım anlayışını benimsemiş olmaları. Tabii ki de Poco F6 biraz daha köşeli olarak dikkat çekiyor. Çünkü Honor 200 modelinde eğimli ekran yapısı da bulunuyor arkadaşlar. Elime aldığımda hangisi daha premium hissettirdi, hangisine daha rahatım diye sorarsanız da sanki ben burada Honor 200 modeline biraz daha yakın olduğumu hissediyorum. Çünkü dört taraftan eğimli bir cam yapısı bulunuyor. Bu yüzden elinizde tutarken biraz daha rahat hissediyorsunuz ama daha güvenli tutuş formu açısından Poco F6'nın daha başarılı olduğunu da düşünüyorum arkadaşlar. İki telefonla tasarım bence birbirinden güzel ama tabii ki burada kişisel görüşlerde ön planda bulunuyor. Telefonun arka tarafına göz attığımızda Poco F6'da iki tane kamera bulunuyor. Honor 200 modeline göz attığımızda ise 3 tane kamera bulunuyor ve bir kamera adasının içerisinde de koymuşlar bunları. İkisini de şöyle arkadan baktığımda evet diyorum, bunlar segmentinde dikkat çeken telefonlar olduğunu hemen anlayabiliyorum. Elimizde Honor 200'ün yeşil modeli olsaydı çok iyi bir renk kıyaslaması da olurdu. Çünkü Poco F6'nın yeşil renkli versiyonu elimde bulunuyor. Ben daha önce inceleme videosunda söylemiştim. Honor 200 modelinin yeşil renkli versiyonu bence daha güzel gözüküyor. Eğer tercih edecekseniz yeşil renkli modeli almanızı tavsiye ediyorum. Honor 200'ün buradaki siyah rengi biraz daha klasik bir siyah olduğunu söyleyeyim ve arka tarafında saten bir dokuda bulunuyor. Satin ya da saten bir dokuda bulunuyor. Yani şöyle parmağını sürttüğünüzde oradaki dokuyu anlayabiliyorsunuz. Aynı benzer dokuda Poco F6'da da bulunuyor ama biraz daha bana ucuz hissettiriyor burada Poco F6'ın arka kapağı. Tabii ki de çerçeveler de plastik, arka tarafta plastik olarak geliyor arkadaşlar. Ağırlık ve kalınlık tarafına göz attığımızda Honor 200 modeli 7.7 mm kalınlığında, 187 gram ağırlığında, Poco F6'da ise 8 mm kalınlığı bulunuyor ve 179 gram ağırlığı bizlere sunuyor. Peki artı olarak tasarım tarafında birbirlerine üstünlükleri var mı? Evet var. Poco F6 özel özellikle IP sertifikası bulunuyor. IP64 ile beraber burada su ve tozlara karşı bir dayanıklık gösteriyor ama Honor 200 modelinin en büyük eksi noktalarından bir tanesi herhangi bir IP sertifikasının olmaması arkadaşlar. Tabii ki de sertifika olmayınca su ve tozlara karşı bir dayanıklık tamamen göstermiyor anlamına da gelmiyor. Markalar bunun sertifikasını almıyor sadece. Kimi telefonlar vardı burada sertifikası olmamasına rağmen dayanıklık gösteriyordu ama tabii ki de sertifika olması çok daha büyük bir önem arz ediyor. Bu yüzden Poco F6'da sertifika bulunuyor arkadaşlar. Genel itibariyle tasarımlar bu şekildeydi. Ön tarafa geldiğinizde ise bir tarafta düz bir ekran, bir tarafta da dediğim gibi eğimli bir ekran yapısı bulunuyor. Honor 200'de öyle aman aman eğimli bir ekran yapısı bulunmuyor. Dediğim gibi dört tarafta eğimli cam yapısı bulunuyor. Ekran tarafında da çok büyük bir eğim olduğunu da düşünmüyorum. Yani elinize aldığınızda daha konforlu bir telefon olduğunu hissediyorsunuz sadece. Arasında böyle farklar bulunuyor arkadaşlar. İkisi de kılıfı taktığınızda biraz da ağırlaşıp biraz da kalınlaşacaktır ama genel itibariyle elde tutuş konfor olarak ikisi de iyiken ben biraz daha kendimi burada Honor 200 modelinde tasarımı beğenme açısından yakın hissettiğimi söyleyeyim. Gelin şimdi şuradaki ekranlara şöyle sizlere de bir göstereyim buradaki ekranları. Yani buradan da anlayabiliyorsunuz çerçeve oranlarını. İkisinde de başarılı bir ekran çerçeve oranı bulunuyor. Ama dediğim gibi dört taraftan eğimli bir cam yapısı sayesinde Honor 200 biraz daha çerçevesizmiş gibi geliyor. Yani daha ince çerçeve varmış gibi geliyor. Ama genel itibariyle ikisinde de gerçekten güzel ekranlar bulunuyor. Detaylarına geldiğimde Honor 200 modelinin 6.7 inçlik bir ekranımız var. OLED bir panelle beraber geliyor. 1 milyar renk desteği var. 120 Hz yine var. HDR desteğiyle beraber 4000 maksimum parlaklığa çıkabiliyor. Tabii ki bunu HDR içerisinde içeriklerde yapabiliyor. Poco F6'ya göz attığımızda ise 6.67 inçlik bir ekranımız var. AMOLED panelle geliyor. 1 milyar renk yerine 68 milyar renk desteği bulunuyor. Yani renk geçişleri konusunda biraz da akıcı bir telefonla beraber oluyoruz. 120 Hz'imiz yine burada var. HDR10 Plus desteğiyle beraber bu sefer Dolby Vision de için içine katılıyor. 1200 nit normal parlaklıkta, 2400 nitte HDR içeriklerde kullanabileceğiniz bir ekran parlaklığı bulunuyor. Yani maksimum parlaklıkta evet Honor 200'ün ekranı biraz daha parlak ama genel itibariyle göz attığımızda hem HDR10 Plus'la beraber hem de Dolby Vision'la beraber de Poco F6'da bir adım öne çıkıyor arkadaşlar. Genel itibariyle ikisiyle de dışarıda kullandığınızda ekranda görme zorluğu yaşamayacaksınız. Gayet parlak ekranlarla beraber oluyorsunuz. Yani burada 68 milyar renk desteği çok önemli mi 1 milyar renge göre? Bence çok fazla önemli değil. İkisine de gerçekten güzel renkler verebiliyor. İkisine de güzel renkleri alabiliyorsunuz. İzlediğiniz içeriklerde keyfini sonuna kadar çıkartan iki tane ekranla beraberiz burada. Yani seçme konusunda bir tarafa yakın olacaksam tabii ki özellikler kısmına daha fazla olduğu için Poco F6'yı tercih ederdim ama genel itibariyle, görünüş itibariyle sanki bana Honor 200'ün ekranı daha iyiymiş gibi geldi arkadaşlar. O yüzden Honor 200 tarafını tercih edeceğim ben burada. Dediğim gibi parlaklık tarafında daha yüksek parlaklıkta sunabiliyor ama özellik kısmında hem HDR10 Plus'la beraber hem de Dolby Vision'la beraber biraz da kaliteli algısı olan bir ekrana beraber oluyorsunuz Poco F6'yı kullandığınızda. Ha tabii ki bir de koruma tarafında Poco F6'da biraz daha üstün bir ekran bulunuyor. Burada Poco F6'da Gorilla Glass Victus kullanılıyor arkadaşlar ama Honor 200 modelinde hangi derecede bir koruma olduğunu bulamadım. Eğer bilenler varsa lütfen yorumlar kısmına yazsınlar. Yani ikisinde de şu anda hali hazırda ekran koruyucuları bulunuyor. Sizler bunu yenileyebilirsiniz de hangisinde daha kolay yenilersiniz? Tabii ki de Poco F6'da daha kolay bir şekilde yenilersiniz. Çünkü düz bir ekran olduğu için buradaki eğimli cam yapısına göre çok daha kolay bir uygulaması olacaktır. Çünkü atma durumları da olabiliyor. Sizler de bunu çok iyi biliyorsunuz arkadaşlar. Gelin şimdi bir de performans noktalarına. İkisinin içerisinde de Snapdragon işlemci bulunuyor. Ama iki işlemci arasında gerçekten büyük bir performans farkı bulunuyor. Poco F6'da göz attığımızda Snapdragon 8S Gen 3 işlemcisi bulunuyor. Honor 200 modelinde ise Snapdragon 7 Gen 3 işlemcisi yer alıyor. Daha öncesinde Honor 90'da 7 Gen 1 güçlendirilmiş versiyon vardı. Evet, onun üzerine bir geliştirme yapıldı ve sonrasında 7 Gen 3 işlemcisi Honor 200 modelinde yer aldı. Ama şöyle bir şey var. Honor 200 serisindeki Pro modelde bulunan işlemci Poco F6 serisinin giriş segmentinde bulunuyor. Yani Poco F6 Pro'da değil de direkt F6'da bulunuyor. Aralarında gerçekten performans farkı bulunuyor. Yani Honor 200 ile 200 Pro arasındaki performans farkı gibi bir fark ortaya çıkıyor arkadaşlar. Daha öncesinde 200 ile 200 Pro'nun kıyaslamasını yaptım. Performans farklarını, sentetik test skorlarını orada yorumlamıştım. Aynı şeyler burada da bulunuyor arkadaşlar. Yani iki telefon arasında evet performans farkı var. Özellikle sentetik testlerde bu sonuç ortaya çıkıyor. Ama genel kullanımda bana yaşattıkları, onlardan bahsedecek olursam da bir fark yok açıkçası. İki telefonda da farklı arayüzler olmasına rağmen akıcı bir şekilde çalışabiliyorlar. Honor tarafında Magic OS bulunurken Poco tarafında ise Hyper OS bulunuyor. İki telefonda çok güncel ve güncelleme almaya devam edecekler. Poco tarafında 3 senelik bir Android güncellemesiyle beraber 4 sene boyunca da güvenlik güncellemesini alacak. Honor tarafında da yine aynı şekilde bu güncellemeler devam edecek. 4 tane büyük Android güncellemesi, 5 sene boyunca da güvenlik güncellemesini alacak deniyor. Bakalım alacak mı gerçekten? Ama sonuç olarak şunu diyeceğim. Akıcılık konusunda iki telefona gerçekten çok akıcı. Ben kullanmayı tercih ettiğim için Magic OS yazılımını biraz daha fazla seviyorum Hyper OS'a göre. Ama Hyper OS'te çok sevenler vardır. Geçmişten günümüze, MIUI'de eskiden. Burada Hyper OS'te birçok kişi seviyordur diye tahmin ediyorum. Asıl fark aslında sentetik testlerden sonra oyunlar kısmında da ortaya çıkıyor. Oyun konusunda tabii ki de Poco F6 biraz daha başarılı bir telefon olmuş. Çünkü 8S Gen 3 işlemcisiyle özellikle PUBG gibi oyunlarda ya da desteklenen içeriklerde 120 FPS ile beraber oyunlarınızı oynayabiliyorsunuz. Ama PUBG tarafında 7 Gen 3 işlemcisiyle Honor 200 60 FPS ile beraber oyunlarınızı oynayabiliyorsunuz. Isınma durumları nasıl oluyor diye soranlar varsa da iki telefonda oyun performansını denedik. Videoları kanalda var. İsterseniz bakabilirsiniz arkadaşlar. İki telefonda başarılı ama daha yüksek performans kesinlikle Poco F6 modeli veriyor. Ha bir de tabii ki RAM ve depolama da burada çok büyük önem arz ediyor. Honor 200 modelinde tek seçenek olarak 12'ye 512 alabiliyorsunuz. Poco F6'da ise biraz da uygun fiyatlı olsun diye 8'e 256'lık versiyonu bulunurken biraz daha yüksek fiyatla beraber yine aynı versiyon olmak üzere 12'ye 512'yi de tercih edebiliyorsunuz arkadaşlar. Sonuç olarak tercih size kalmış. İsterseniz 8'e 256 alabilirsiniz. İsterseniz de 12'ye 512 alabilirsiniz. Arasında FPS farkı olacak mı diye soranlar var. Hayır arkadaşlar, olmayacaktır. Genellikle FPS'e iş işlemcinin gücüne bağlı olarak değişiyor. Bu yüzden de 8256 ya da 12512 aldığınızda FPS farkı çok fazla olmayacaktır, işlemci aynı olduğu için. Gelelim bir de kamera tarafından konuşmaya. İki telefon arka tarafında da görmüş olduğunuz gibi kameralar bulunuyor. Burada bir taraftan, yani Poco F6 modelinde 2 tane kamera yer alıyor. Ama Honor 200 modeline göz attığımızda 3 tane kamera yer alıyor. Buradaki kameralara kıyasladığımızda özellikle teknik bakımdan şöyle değerler söyleyeceğim sizlere. Honor 200 modelin ana kamerasında 50 megapiksellik bir sensör bulunuyor. Burada OEC destekliyor. f2.0 diyafram açıklığında ve IMX906 sensörünü kullanıyor. İkinci kamerasına geldiğimizde yine 50 megapiksel çözünürlükte f2.4 diyafram açıklığında telefoto kamerası bulunuyor. Hem OIS destekliyor hem de 2.5x'te optik zoom yapabiliyor. Üçüncü kamerasında ise 12 megapiksellik f2.2 diyafram açıklığında olan 112 derece sunan bir geniş açı, yani ultra geniş açı kamerası yer alıyor. Poco F6'ya göz attığımızda ana kamerasında 50 megapiksellik bir ana kamera, f1.6 diyafram açıklığında OIS'i destekliyor. İkinci kameraya geldiğimizde ise 8 megapiksellikte bir ultra geniş açı kamerası yer alıyor. Yani aralarında bir telefoto kamera farkı bulunuyor. Tabii ki de ultra geniş açı kamerasında da Honor 200'ün çözünürlüğü biraz daha fazla arkadaşlar. Daha fazla detayı bizlere sağlayabiliyor. Ben çektiğim fotoğrafları kıyasladığımda aslında ana kameralarında çok benzer sonuçlar ortaya çıkarttıklarını düşünüyorum ama iş biraz daha portreye geldiğinde, biraz daha zoomlu fotoğraflar çekmeye çalıştığınızda 2.5x'le beraber burada Honor 200 modeli ön plana çıkıyor diye düşünüyorum. Çünkü çok daha net görüntüler bizlere sağlayabiliyor. Özellikle portre modunu aldığınızda Poco F6'da herhangi bir şekilde burada zoom değerini ayarlayamıyorsunuz. Sadece f değerini ayarlıyorsunuz. Yani bulanıklık ayarını yapabiliyorsunuz ama dediğim gibi Honor 200 modelinde isterseniz f değerini de ayarlayabiliyorsunuz. İsterseniz hardcore'la beraber çekeceğiniz portrelerde çok daha güzel görüntüler elde edebiliyorsunuz. Ek olarak da 2.5x'te optik zoom da yapabiliyorsunuz. En büyük nimetlerinden bir tanesinin de bu olduğunu düşünüyorum. Zaten kanala gidip bakarsanız da Honor 200 modeli nasıl fotoğraf ve video çektiğini ayrı bir video ile sizlere anlattım arkadaşlar. Gerçekten başarılı bir kamera kabiliyeti bulunuyor. Segmentindeki en iyi fotoğraf çeken telefonlardan bir tanesi olduğunu da düşünüyorum. İş video tarafına geldiğimizde bu sefer tam tersine dönmeye başlıyor. Neden diyeceksiniz? Çünkü Honor 200 modelinde maksimum olarak 4K'da 30 FPS videolar çekebiliyorsunuz. Ama Poco F6 modelinde 4K'da 60 FPS videolar çekebiliyorsunuz. Yani arka tarafta biraz daha kaliteli görüntü almak isterseniz de daha akıcı görüntü almak isterseniz 4K'da 60 FPS video çekebiliyorsunuz. İş ön tarafa geldiğinde ise burada bu sefer Poco F6 geride kalıyor. Çünkü maksimum olarak 1080'e 60 FPS olarak çekim gerçekleştirebiliyor. Ama Honor 200 modelinde hem arkada hem de önde 4K'da 30 FPS videolar çekebiliyorsunuz. Yani burada seçim size bağlı. Arka tarafta 4K 60 FPS çekmek mi, yoksa hem önde hem de arkada 4K 30 FPS video çekmek mi? Burada açıkçası sizler kendi tercihinizi yaparsınız diye düşünüyorum. Kendi yorumlamam olarak kamera kabiliyeti olarak bence Honor 200 modeli Poco F6'dan daha iyi sonuçlar veriyor arkadaşlar. Bunu da söylemeden geçmek istemedim. Honor 200 özellikle hem hardcore'la olan anlaşmasıyla hem de tabii ki 2.5x'de optik zoom yapmasıyla fotoğrafçılık konusunda daha iyi bir sonuç ortaya çıkarıyor, en azından benim gözümde. Gelin bir de ses performansına. İki telefonda gerçekten başarılı ses performansına sahip. İki telefonda da çünkü stereo hoparlör yer alıyor. İkisinde de bangır bangır sesler çıkarabiliyor. Zaten inceleme videolarında hep hoparlör testini yaptık. Yani şu şekilde sizlere hem üst taraftan hem de alt taraftan ses performansını dinlettik. İkisi de çok çok başarılı. Birini seçmeye kalksam arasında gerçekten büyük bir fark bulunmuyor. İkisi de güzel sesleri bizlere verebiliyor. Yani artık bu segmentte stereo hoparlör standart haline geldi ve başarılı sesler bizlere sunabiliyorlar. Gelin bir de batarya konusuna. Batarya konusunda ikisi de gerçekten çok çok iyiler. Neden diyeceksiniz? Çünkü hem büyük bataryalara sahipler hem de tabii ki çok hızlı bir şekilde de şarj olabiliyorlar. Honor 200 modeline göz attığımızda silikon karbon batarya teknolojisini kullanıyor ve 5200 mAh'lik bir batarya yer alıyor. 100 Watt'la beraber inanılmaz hızlı bir şekilde şarj olabiliyor. Poco F6 modeline göz attığımızda ise 5000 mAh'lik bir bataryayı 90 Watt'la beraber, o da çok çok hızlı bir şekilde yaklaşık olarak 35 dakika civarında %2'den %100'e dolumunu gerçekleştirebiliyor. Honor 200 modelinde de çok çok benzer bir hızlı şarj teknolojisi bulunuyor arkadaşlar. Burada da Honor'un süper şarjıyla beraber aynı değerlerde neredeyse şarj edebiliyorsunuz. Hangi telefonun bataryası daha uzun bir şekilde gidiyor diye soracak olsanız da aralarında gerçekten seçim yapmak çok zor. Çünkü hem benzer bataryalara sahipler hem de iki işlemci, evet aralarında performans farkı olsa da verimlilik konusunda neredeyse aynılar diyebilirim. Yani bu iki telefon bataryası da sizleri bir gün boyunca rahat bir şekilde götürecektir. Oyun oynadığınızda, daha fazla oyun oynadığınızda ya da çok fazla fotoğraf video çektiğinizde ikinci bir şarjı isteyecektir gün içerisinde. Zaten çok hızlı bir şekilde şarj olacağı için de bu şarj konusunda veya batarya konusunda şüpheleriniz olmasın arkadaşlar. İki telefonda da inanılmaz bataryalar ve inanılmaz bir şarj hızı bulunuyor. Bu yüzden bir sorun olacağını ben düşünmüyorum. Zaten A bağlantılara girmeme çok fazla gerek yok. İki telefona çok güncel, içerisinde 5G'den tutun NFC'sine, Wi-Fi teknolojisinde de çok uzun bir şekilde menzili olsa da iyi bir şekilde burada ağ çekim kalitesi bulunuyor. Asıl soru aslında fiyat tarafında ortaya çıkıyor. Bu iki telefonun hangisi bu fiyatı tercih edilir konusunda. Şimdi fiyatları söylediğimde sizler de kıyaslamayı çok iyi bir şekilde yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Şu anda Poco F6 modelini 8256 olarak en düşük fiyatla 21.900 lira bandına alabiliyorsunuz. Yani 22.000 lira bandına alabiliyorsunuz. Hatta Poco Türkiye satıcısı olarak da bunu alabiliyorsunuz. Sonrasında Honor 200 modelinde şu anda yine hepsi burada da kendi satıcısı, yani hepsi burada olarak da 19.999 liraya satın alabiliyorsunuz. Aralarında 2.000 liralık bir fiyat farkı da bulunuyor. Ek olarak da 12'ye 512 olarak geldiğini söyleyeyim Honor 200 modelinin. Sonrasında 12'ye 512 almak istiyorum Eren ben Poco F6'yı dediğinizde ise 24.000 liralık fiyatı da vermeniz gerekiyor arkadaşlar. Yani burada fiyat biraz da açılıyor ve 4.000 liraya kadar yükselebiliyor. Ama genel itibariyle eğer 8256 almak istiyorsanız Poco F6 modelini 2.000 lira daha fazla vermeniz gerekiyor Honor 200 modeline göre arkadaşlar. Peki sizler neler düşünüyorsunuz bu iki telefon hakkında? Siz hangisini tercih edersiniz? 2.000 lira daha fazla verip 8256 alarak Poco F6 mı tercih etmek? 4.000 lira daha fazla vererek yine aynı versiyonda Poco F6 mı tercih etmek? Yoksa bu farkları vermeden de 20.000 liraya Honor 200 modelini almak mı daha iyi bir tercih olacaktır? Ha bir de şöyle bir şey var. Honor 200 modelin çıkış fiyatı olan 28.000 liraya, ilk önce 24.000 liraya, sonrasında 19.500 liraya düştü. Stoklar kapandı, bitti, tekrar stok geldi derken de şu anda yine 20.000 liradan satın alabiliyorsunuz Honor 200 modelini arkadaşlar. Ben seçecek olsam bu iki telefon arasında çok arada derede kalırım ama genel itibariyle işlemcinin günlük performansı çok benzer olduğu için Honor 200 modelini tercih ederdim. Ama çok daha fazla oyun oynuyorum diyenler varsa da bence kesinlikle Honor 200 modeli yerine Poco F6 tercih etmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Tabii ki fotoğraf kabiliyetini düşünürsek de onu da düşünenler varsa, yani fotoğrafla beraber günlük kullanımda daha iyi olsun diyenler varsa ya da benzer olsun diyenler varsa günlük kullanımda ama ben daha fazla fotoğraf çekiyorum diyenler varsa tabii ki de Honor 200 modelini tercih etmesini gönülden isterim arkadaşlar. Sizler de bu iki telefon hakkındaki görüşlerinizi lütfen yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın. Eğer video sizlere yardımcı olduysa lütfen beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın diyelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.